Evet, konuğum Serdar Yıldırım efendim. Hazır şu anda. Hoş geldiniz diyorum Sayın Yıldırım öncelikle. Hoş bulduk Meltem Hanım. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Birlikte efendim şu anda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Bugün Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı uzay serüvenini tamamladı. Dünyaya döndü ve tarihe de geçmiş oldu. Şimdi sizinle birlikte değerlendirelim. Gezer Avcı 3 astronotla birlikte Dragon kapsülünün içinde Florida açıklarına indi. Atmosfere girişten sonraki 15 dakika oldukça kritik deniliyordu. Neden kritik? Olası hava koşullarının bozulması yine bir riske atar mı diye biz hep düşünüyorduk. Hatta B planı, C planı var mıdır diye konuşuyorduk. Sizden dinleyelim öncelikle bu 15 dakikalık kritik süreyi. Yok, o hava durumu ile ilgili değil. Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Alper'in sağ salim dünyaya dönmüş olmasından dolayı gerçekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz hepimiz. Bizler de bugünü yıllardır bekleyen insanlarız. Bu mesleğin içinde olan insanlar olarak gerçekten çok mutluyuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Hamdolsun sağ salim döndü. Şimdi bu dönüş eğer hava şartları müsait olmasaydı uzay istasyonundan ayrılmazdı zaten. Hiç yapılmayacaktı yani dönüş. Evet. Şimdi dolayısıyla bu esas kritik nokta atmosfere yeniden giriş esnasındaki manevralar ve oradaki aşırı derecede ısınma. Bu çok önemli. Çünkü çok yüksek bir sıcaklık oluşuyor. Çok süratli giriyor malum. Aslında kapsülden ayrılalı biliyorsunuz bir günden fazla oldu. Niye bu kadar bekleniyor? Dünyanın çevresinde tur atmaya devam ederek hem hızını yavaşlatıyor hem de eğik bir giriş açısıyla atmosfere girmeyi tercih ediyor. Çünkü düşer gibi girerse çok süratli olur ve çok büyük ısılar oluşuyor. Var olan ısı kalkanının dahi yetmeyebileceğinden endişe edildiğinden bu manevralar çok ince hesaplanmış ve o yüzden bir zaman da aldı. Ama çok doğru bir şekilde, çok başarılı bir şekilde bu manevra yapıldı. Tabii şunu da söyleyeyim, ilave edeyim, seyircilerimiz bilmeyebilirler. Bu manevraları içerideki pilot veya kaptan yapmıyor. Tamamen otomatik olarak, otonom sistemler aracılığıyla yapılıyor bunlar. Yani içerideki mürettebat sadece oturup bekliyor. Teknolojinin geldiği seviyede bunlar mümkün. Dolayısıyla da çok hassas, dediğim gibi ince ayarlanmış, ince hesaplanmış manevralarla hızı düşürülerek ve doğru bir giriş açısıyla atmosfere giriyor. Ama yine de tabii çok ısınıyor. Binlerce derecelik bir ısıya ulaşıyor o anda kapsülün alt tarafı. Zaten bu şu anda gemide görüyoruz, oturduğu alt kısmında ısı kalkanı var. O yönüyle girmesi lazım. Mesela Allah korusun dönüp başka türlü baş tarafından girmeye kalksa zaten bu ısıya tahammül edemez. Yanar gider. Bu şekilde olmuş kazalar da var uzay tarihinde. Ama bu alt kısımdaki ısı kalkanı bu ısıya karşı dayanıklı olduğundan içerideki astronotlarımızı koruyor. Yeterli derecede bir yalıtımı sağlıyor. Bu da başarılı bir şekilde yapıldı. Yalnız tabii bu o kadar ısınıyor ki çevresindeki hava adeta bir plazma fazına geçiyor. Plazma fazın geçen bir hava durumu da kapsülü sardığı için haberleşme kesiliyor. Esas tabii kontrol merkezini rahatsız eden biraz da bu. Yani 7 dakika, 8 dakika kadar bir süre haberleşilemiyor kapsülün içiyle. O anda tabii hiçbir şey bilinemiyor. Ne oldu, ne bitti. O dakikalar geçmek bilmiyor. Ve o süre bittikten sonra tekrar temas kurulduğunda herkes bir derin nefes alıyor. Olumlu bir sinyal alındığında, ki burada öyle oldu hamdolsun. Sonra da işte birkaç dakika kalıyor zaten denize çarpmasına, inmesine paraşütler açılıyor. Ve okyanusa sağ salim indi. Sonra da gördüğünüz gibi uzun süren bir manevrayla öncelikle bağlantı kuruldu ve sonra da bir geminin üzerine alındı. Daha henüz açılmadı kapsül. Açılacak ve içinden tek tek astronotlar çıkacaklar. Biz tabii bu ayrıntıları bilmiyorduk. O dünyaya yaklaşımı esnasındaki açısı, hatta o açının derecesi 1-2 derecelik bir değişim bile belki de başarısına ya da başarısızlığına sebep olabilecek bir sonuçta açı anladığım kadarıyla ve bu yüzden de en emin, en güvenli şekilde inebilmesi için doğru açıya, doğru yörüngeye de oturması gerekiyor. Bu sebeple de uzun sürüyor dünyaya dönüşü. Şimdi evet, dönüş gerçekleşti diye sayıyoruz. Şimdi bu süreci ben bir de daha yakından anlamak istiyorum. Çünkü bu sefer de Alper Gezer Avcı ve yine ekipteki diğer kişilerin de dünyaya uyum süreci başlayacak. Biz anonsları yaparken şöyle dedik, karantinaya alınacak, birkaç gün bekleyecekler, sağlık taramasından geçirilecekler. Nasıl bir süreç bekliyor indikten sonra bir astronotu, onu da sizden dinleyelim.
Tabii bu da önemli bir süreç. Bu konuda da bilgi vermeye çalışayım. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu süreç uzun değil. Niye uzun değil? Çünkü uzayda kalınan süre uzun değil. Yani biliyorsunuz yaklaşık 20 gün kadar uzayda kalınındı. Uzay istasyonunda 18 gün kadar kalındı. Bu süre kısa bir süre. Dolayısıyla insan vücudunda, insan organizma yani metabolizmasında büyük ciddi değişimler olmuyor bu sürede. Ciddi bir radyasyona maruz kalmıyor. Efendim kemik dokusundaki sıkıntılar başlamamış oluyor. Dolayısıyla bu süre kısa bir süre olacak. Benim bildiğim kadarıyla konuşuyorum. Bir hafta kadar Amerika'da kalacaklar. Bunun bir kısmı birkaç gün karantinada kalacak. Bu karantina çok kapsamlı bir sağlık taraması tabii gerektiriyor. Bu yapılacak hepsine tek tek ve sağlıklı oldukları bir problem olmadığı anlaşıldıktan sonra karantinadan çıkarılacaklar ve sonra da diğer prosedürler tabii bu işin hukuki boyutu var birçok şey var. Arada birçok şirket bu işin içinde Türkiye Uzay Ajansımızla beraber. Dolayısıyla da bunların da bütün formaliteleri tamamlandıktan sonra inşallah benim tahminim 7-8 gün Bir içinde hafta içinde değil mi? Alper ülkemize dönmüş olur. Ama karantina süreci yaklaşık 1-2 gün sürüyor diyorsunuz. Bir de bazı Birkaç gün evet. vücuttaki değişiklikler oluşmadı. Bu 18 günlük sürede dediniz. Atlamadıysam yine merakımdan soruyorum. Ne kadarlık bir sürede meydana geliyor? Bu radyasyon olsun ya da vücuttaki diğer değişikliklere sebep olması için ne kadarlık bir sürecin geçirilmesi gerekiyor? Aylar Yani sürüyor. çok daha Bakın uzun mesela sürüyor. benim tabii biz de bunları açık söyleyeyim. Ben konunun tabii uzmanı değilim. Biz bu süreci astronotlarımızın eğitiminde beraber öğrendik. Biz de onlarla beraber bu süreci takip ettiğimiz için öğrendik ve anladık. Bir süre var. Bu benim yanlış hatırlamıyorsam bir aydan fazla bir süre. Bu sürenin altındaysa eğer uzayda kalış süresi bir sıkıntı genelde olmuyor. Mesela kemik erimesi gibi herhangi bir sıkıntı başlamamış oluyor. Ama öyle astronot veya kozmonotlar var ki aylarca hatta yıl boyunca bir yılı aşan sürelerde istasyonda uzayda kalan Tabii. astronotlar ve kozmonotlar var. Bu süreçte tabii ki çok farklı vücutta değişimler oluyor. Çünkü vücut artık o ortama adapte oluyor. İster istemez biliyorsunuz insan vücudu adaptasyonu çok güçlüdür. Kendini hemen ortama uydurur. Yer çekimsiz ortama uyum sağladığı için işte boy uzamış oluyor, kemikler strese girmediği için yani kemiklerin sağlıklı kalması için bir baskı hissetmesi, bir kuvvet Tabii. altında olması gerekiyor. Bu dünyada var yer çekimi dolayısıyla ama orada yok. Dolayısıyla kemik erimesi başlıyor. Kemik erimesini engellemek için de koşu bantlarında koşu yaptırıyorlar, spor yaptırıyorlar astronotlara. Ben bunu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Ya ne kadar Evet. lüks bir ortam, spor bile yapacak vakitleri, imkanları var diye düşünmüştüm. Ama sonra da anladık ki aslında bu sağlık sebepleriyle oluyor. Yani kemik dokusunun erimesini önlemek için bu çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla yani bir ayı geçmedikten sonra böyle bir sıkıntı yok. Bu arada şu araştırmayı da yapmıştım ben. Astronotların yaklaşık %70'inde, evet şu an kapılar da açılıyor bu arada. Sayın Yıldırım şimdi Evet. birlikte izliyoruz. Evet, Evet. astronotlar dışarıya çıkacak, kapılar açıldı. Ben sorularımı birazdan sorayım. Birlikte izleyelim bu önemli anı. Çünkü tarihi bir ana da tanıklık ediyoruz aynı Gerçekten öyle, zamanda. hakikaten. Dragon kapsülünün kapısı açılıyor değerli izleyenler şu anda. Evet, içinde Gezer Avcı ve AX3 ekibinden 3 astronot daha var. Şimdi bu kapsülden dışarıya çıkarılacak astronotlar. Hep birlikte izliyoruz. Astronotun evet kapısı da açıldı.